Arkadaşlar, ordumuz 18 Mart günü büyük bir zafer kazandı. Düşman donanmasının önemli bir kısmı denizin dibini boyladı. Artık tahmin ediyoruz ki düşmanlar denizden bir daha zorlamaya cesaret edemeyecekler. Ama bu iş daha bitmedi. Müttefik kuvvetleri bundan sonra şansını karada deneyecekler. Özellikle Seddülbahir, Arıburnu ve Kumkale'deki birliklerimizin çok uyanık olmalarını istiyorum. Bombardımanda hasar gören siperler onarılsın. Ayrıca Eceabat'ta ihtiyatta bulunan 19. Tümen Kumandanı Yarbay Mustafa Kemal ve Yarbay Hasan cepheye intikal etmek üzere hazır olsunlar. Beyler, devletçe ve milletçe çok zor bir dönemden geçiyoruz. Sizden yapabileceğinizden fazlasını istemek zorundayım. Başka çaremiz yok. Eğer Çanakkale cephesi çökerse savaşı kaybederiz ve bu iş burada biter. Bu yüzden savaşı kazanmak zorundayız. Toplantı bitmiştir. Hepinize teşekkür ederim. Bana öyle geliyor ki İngilizler çok yakında karaya asker çıkartmak isteyecekler. Doğru, haklısın. Eğer Ruslara yardım edemezlerse Rusya bu savaşı... Durumumuz hiç iyi görünmüyor. Allah yardımcımız olsun. Ne askerimizin sırtına doğru dürüst kaput verebiliyoruz, ne de ayağına potur. Çoğu paramparça çarıklarla idare ediyor. Haklısın. Üstelik tayınları da günde ikiye düşürüldü. Çok zor şartlardayız. Ama şükür Allah'a inancımız tam. Kumandanım, kumandanım. Söyle asker, ne var, ne oldu? Acemi eğitimini tamamlamış yeni bir bölük geldi. Teftiş hazır, sizi bekliyoruz kumandanım. Tamam, sen git. Ben geliyorum şimdi. Arkadaşlar, artık cephedesiniz. Şu anda büyük bir harbin içindeyiz. Sizden istediğim, üstlerinize kesin itaat edeceksiniz. Kumandanlarınızın dediklerine harfiyen uyacaksınız. İnşallah biz bu harbi kazanacağız. Şimdi vatana hizmet zamanı, gayret zamanıdır. Şu anda Anadolu'nun her yerinden, Rumeli'den gönüllüler geliyor. Herkes canla başla vatana hizmete koşuyor. Düşman Çanakkale'yi asla geçmez. Çünkü Çanakkale vatanın kapısıdır. Asker, adın ne senin? Hasan kumandanım. 64. Piyade Alayı, 1. Tabur, 2. Bölük, Yozgat Sorgun kumandanım. Bu saçındaki kına da nedir? Hiç erkek kınalanır mı asker? Söyle bakalım. Doğrusunu isterseniz sebebini bilmiyorum kumandanım. Anam kına yaktı saçlarımı. Öyle mi? O halde mektup yazıp sor bakalım sebebini anana. Kumandan saçını neden kınaladın diye soruyor de. Tamam mı Yozgatlı Hasan? Sonra da gel bana bildir. Emredersiniz kumandanım. Kumandanım, kumandanım. Ne oluyor? Gemiler kumandanım. Yüzlerce gemi geliyor kumandanım. Ne? Yüzlerce gemi mi? Hay Allah. Çıkartma başlıyor mu yoksa? Tam düşündüğüm gibi. Düşman çıkartma yapıyor. Çavuş! Askeri silah başı yap. Bölük kumandanına haber ver. Emredersiniz kumandanım. Asker kalk. Silah başı. Silah başı. Herkes mevzilere. Kalkın. Kalkın hemen. Hadi kalkın. Çabuk siperlere. Mevzi al. Her an bombardıman başlayabilir. Yaya çavuş. Sen de bölüğünü al. Ön tarafa mevziler. Hadi göreyim sizi çocuklar. Hadi. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Tüm askerler siperlere, gemiler bombardımana hazırlanıyor.
Yarbay Gomlin, çıkarmayı kolaylaştırmak için tüm zırhlarımızın hemen ateşe başlamasını istiyorum. Derhal. Emredersiniz efendim. Hedef sahildeki Türk siperleri, ateş! Düşman taarruza başladı. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Kimseyi göremiyorum. Çıkarma başladı mı acaba? Önümüzdeki tümsek görüşümüzü engelliyor Mehmet. Anzak birlikleri ve bazı Fransız birlikleri sahile çıkmak üzere. Aynı anda birçok yerden de göstermelik çıkarma hareketleri Türkleri şaşkına çevirecektir. Planımız kusursuz görünüyor amirim. Umarım bir aksilik çıkmaz. İlk çıkarma kuvvetlerini özellikle birinci sınıf askerlerden seçtim. Yoğun top ateşimizde Türklere göz açtırmadık. Eminim General Hunter Weston seçme İrlanda ve İskoç askerleriyle bu işi kolayca halledecektir. Tanrı şu ana kadar fazlasıyla Türklerin tarafını tuttu. Ama sanırım artık daha fazla yapabilecekleri bir şey kalmadı. Amiral, umarım bu kez talih bizim yanımızda. Çatışmalar bu bölgede şiddetlenmiş. General Niper Albion zırhlısının desteğinde çok başarılı bir çıkarma yapmıştı bu kumsalda. Aman Tanrım, burada tam bir kıyım yaşanıyor. Askerlerimizin tamamı neredeyse imha edilmiş. Sahil denize doğru 50 metre kıpkırmızı kesilmiş. Gördüklerimi General Hamilton'a rapor etmeliyim. Efendim. Ne oldu Albay Irwin? Söyleyin, nedir bu telaşımız? Efendim, hava komodoru az önce çıkarma raporlarını iletti. Bey kumsalında durumumuz kötüleşti. Yeni birlikleri sevk etmek tehlikeli olabilir. Tam tersine Albay. Kayıplara aldırış etmeden yeni birlikleri çıkarma bölgelerine sevk edin. Maalesef savaşlar kolay kazanılmıyor. Derhal acele edin. Emirlerim eksiksiz yerine getirilsin. Anlaşıldı mı Albay Irwin? Emredersiniz efendim. Thank you.
çılgın azaklar, gösterin kendinizi. İşte beklediğimiz an geldi. Hücum! İleri! Bu bölge sessiz bölge. Türkler bizi fark edinceye kadar bu bölgeyi mutlaka ele geçirmeliyiz. Birinci tabur derhal peşimden Sarıbayır'a doğru yola çıksın. Düşmanın o bölgeye bir çıkarma yaptığına dair raporlar aldım. Orada zayıf bir keşif kolumuz var sadece. Fazla dayanmaları imkansız. Emredersiniz kumandanım. Siz hiç merak etmeyin. Hemen yola koyuluyoruz. Tahminim de yanılmamışım. İngilizler buradan da çıkarma yapmışlar. Koşun! Askerler, durun! Neden siperlerinizi terk ettiniz? Niçin kaçıyorsunuz? Kumandanım, düşman! Çok sayıda düşman geliyor kumandanım! Düşman mı geliyor? Düşmandan kaçılmaz! Kumandanım, mermimiz bitti! Kumandanım, mermimiz bitti! Askerler, öyleyse ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum! Unutmayın ki bizler ölünceye kadar geçen sürede yerimizi başka askerler ve komutanlar alabilir. Geri dön! Hücum! Arkadaşlar, bu Kur'an-ı Kerim'i görüyor musunuz? Bu kanla ıslanmış Musaf-ı Şerif bugün bana getirildi. Dün gece Kumkale'ye çıkartma yapan Fransız birlikleriyle askerlerimiz arasında yapılan çarpışmadan sonra siyahi bir İslam askerinin üstünden çıkmıştır. Bu hadise beni ziyadesiyle üzdü. Sömürgeci Fransızlar ve İngilizler memleketlerini yağmaladıkları yetmiyormuş gibi o garipleri getirip bize karşı savaştırıyorlar. Vay namus! İnşallah yaptıkları zulmü fazlasıyla ödeyecekler. Namertler. Evet arkadaşlar. Çok zor şartlarda düşmanla savaşırken bir de böylesine kalleşçe hadiselerle karşılaşmak zorunda kalıyoruz. Ne diyelim? Kader. Kumandanım. Arıburnu'nda bir teğmen esir alındı kumandanım. Albay Sami Bey size gönderdi. Öyle mi asker? Peki şimdi nerede? Şu anda karargahın kapısında bekletiliyor kumandanım. Pekala, onu derhal yandaki odaya alın. Emredersiniz. Esiri getirdik kumandanım. Biriniz hemen esirin ellerini çözsün. Emredersiniz kumandanım. Adınızı sorabilir miyim acaba? Adım Peterson, Peterson efendim. Rütbeniz Teğmen galiba.
Askerlik mesleğini seçerken esir olmayı, ölmeyi ve öldürmeyi kabul etmiş olmalısınız. Fakat gördüğüm kadarıyla kendinizi pek rahat hissetmiyorsunuz Teğmen. Evet, evet efendim. Nedenini sorabilir miyim acaba? Türkler aldıkları esirleri öldürüp yiyorlarmış. Sizlerin yamyam olduğunu, insan eti yediğinizi söylediler. Öyle bir şey olur mu? Savaşın da kaideleri vardır. Ve o kaidelere uymak insani vazifemizdir. Size bunları kim söylediyse tamamen yalan söylemiş. Siz artık benim misafirimsiniz. Rahatınıza bakın. Belki bu kez mektubun gelir Sivas'ta ha? İnşallah. 5 aydır hiç haber alamadım. Aydınlı Alioğlu Hüseyin var mı? Alioğlu Hüseyin! Şehit! Mertebesine ulaştı. Yozgat Sorgun'dan Mehmetoğlu Hasan. Mehmetoğlu Hasan. Benim, Hasan benim. Oo, Sorgun mu? Hadi Hasan, iyisin. İyisin. Al bakalım Yozgatlı. Sağ ol kardeş, çok sağ olasın. Anamdan mektup gelmiş, canım anam. Şurada okuyayım bari. Ne de çok özledim sizleri. Ey gözümün nuru Hasan. Gönderdiğin mektubu aldık. Pek sevindik. Selamına biz de Allah selamıyla mukabele eder, gözlerinden öperiz. Allah'ın yardımı senin ve senin gibi vatan için cihad eden ana kuzularının üzerine olsun. Ciğerparem, Hasan'ım, vatan sevgisi içimizde alev alev yanıyor. Köyümüzde rahat rahat oturalım. Ben senin anansam beni ve seni Allah yarattı, vatan büyüttü. Bu vatanın ekmeği iliklerinde duruyor. Sen de ecdadından babandan aşağı kalamazsın Hasan'ım. Mektubunda Zabit Efendi saçını niye kınaladın diye sordu, bilemedim diyorsun. Söyle Zabit Efendi'ye, bizim oralarda kurbanlık ayrılan koyunlar kınalanır. Ben de seni evlatlarımın arasından vatana kurban adadım. Onun için saçını kınalamıştım. Yavrum, sen bizim vatan uğruna seçilmiş kurbanımızsın. Gayrı hüküm Allah'ındır evladım. Allah seni İsmail peygamberin yolundan ayırmasın. Seni melekler şimdiden rahmetle anıyor. Gözlerinden öperim. Anan Hatice. Demek anam bu yüzden saçımı kına yakmış. Vatan uğruna kurban olayım diye ha? Anam yakmış kınayı adak diye, ben de vatan için kurban doğmuşum. Anamdan Allah'a son bir hediye. Kumandanım, ben İsmail doğmuşum. Müttefikler kıyıda tahkimat yapıyor. Bölgeye yeni kuvvetler sevk edecekler. Evet efendim. Elimizdeki bilgiler müttefik kuvvetlerin büyük bir saldırı hazırlığında olduğunu gösteriyor. Elimizdeki sınırlı sayıdaki kuvvetlerimizi çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Çok fazla cephede savaşıyoruz. Cephane ve asker sıkıntısı had safhada. Şüphesiz kumandanım. Asker sayımız günden güne eriyor. Müttefiklerse durmadan yeni takviye alıyor. General Hamilton artık daha fazla vakit kaybetmeyip güçlü bir taarruzla cephemizi yarmayı planlıyor. İhtiyat kuvvetlerini hissettirmeden yarımadanın ucuna doğru kaydıralım. Ana fartalar, Jonk Bayırı ve Arıburnu cephelerinde çok güçlü bir direniş göstermezsek cephemiz yarılabilir. Albay Kemal, ana fartalar grubu kumandanı olarak size orada çok iş düşecek. Hadi, Allah yardımcınız olsun. Sağ olun Paşa Hazretleri.
Hoş geldiniz efendim. Şu anda hazırlıklarımızı bitirmiş bulunmaktayız. Kalabalık bir hücum için gerekli lojistik destek ve ikmaller de tamamlandı. Çok güzel. Türkler çok hırpalandılar. Edindiğimiz bilgilere göre mermi sıkıntısı has safhaya ulaşmış. Asker sıkıntısı çektiklerini de zaten biliyoruz. Bu yeni kol orduyu mutlaka yarma ve kıskaç hareketinde kullanmalıyız. Tüm hazırlıklar o yönde yapıldı efendim. Birlikler vazifelerinin bilincinde. İmparatorluğumuzun kaderi bu kayalıklara sıkıştı. Birçok yerde Türklerle kafa kafaya savaşıyoruz. Saroz'dan gösteri çıkarması yaparak orada bulunan kuvvetleri oyalayacağız. Suva'dan çıkan 9. kolordu da şimşek hızıyla Jonkbayır'ı, Koca Çimen ve diğer cepheleri ele geçirecek. Umarım bu kez planımız işe yarar efendim. Doğrusu bu Türkler de artık çok olmaya başladılar. Donanması saldırı pozisyonu alıyor. Savaş bu bölgede yoğunlaşacak. Birliklere haber verin, onlara hitap edeceğim. Emredersiniz kumandanım. Burada benimle beraber muharebe eden kahraman Türk askerleri. Aylardır süren düşman taarruzlarını büyük bir cesaretle püskürttünüz. Vatanımıza kasteden bu istilacılar topluluğu şimdi yeniden büyük bir hücum hazırlığında. Erler, bize verilmiş olan bu namus ödevini yerine getirmek için bir an bile duraksamayın. Bu zor vazife üzerimizdeyken istirahat uykusu aramanın bu istirahatten yalnız bizim değil, bütün milletimizin ebediyen yoksun kalmasına sebebiyet verileceğini hepinize hatırlatırım. Bütün arkadaşlarımın aynı fikirde olduklarına ve düşmanı tamamen denize dökmedikçe yorgunluk eseri göstermeyeceklerine şüphem yoktur. Gazanız mübarek olsun. Canımız vatana feda 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 olsun. Düşman siperleri ateş! Yok edin hepsini! Bütün toplar ateş! Sağ çıkabilecek miyiz kardeş? Hakkına helal et. Helal olsun. Harika manzara. Yarımada atılan bombalardan dolayı cehenneme dönmüş. Adeta yanıyor. Hemen generale bildirin de ateşi kessinler. Bugün hiçbir şans yok. Bugün bizim için zaferle dolu bir gün olacak. Ve İstanbul'a giden yol sonunda açılacak. Efendim. Ne var Albay Örvin? Söyleyin, ne istiyorsunuz yine? Söyleyin. Efendim, General Birdwood saldırı için sizden emir bekliyor. Birdwood'a söyle, top ateşi kesilir kesilmez birliklerin çok seri bir şekilde hücuma geçmesini istiyorum. Bu kez mutlaka Türk cephesini yarmalıyız. Aksi takdirde bu iş biter. Emredersiniz efendim. Thank you.
emrini almadan kimse ateş açmasın. Acele etmeyin. Düşmanın yaklaşmasını bekleyin. Hücum! İleri! Saldırın! Atış serbest! Düşman istihkamlarımıza oldukça yaklaştı. Subaylarımıza söyleyin, derhal askeri karşı hücuma kaldırsın. Acele etsinler. Düşman siperlerimize girerse atamayız bir daha. Çabuk! Yeni birlikler isteyebiliriz. Birlikleri yenmek imkansız. Her yolu denedik. Artık İngiltere'nin de bana yeniden asker gönderebileceğini sanmıyorum. Bu iş bitti Albay Örgün. Bu iş bitti. Çanakkale'yi geçemedik. Zafer bizim! Çanakkale geçilmez! Yaşasın Türk milleti! Thank you.
hala silahını bırakmıyor. Ama sıkı sıkı kavramış. Ne yapacağız şimdi? Ben bir kumandana sorayım, hele bekle. Kumandanım. Ne var asker? Ne oldu? Kumandanım, şuradaki şehit askerimizi defnedeceğiz ama iki eliyle öyle bir kavramış ki silahını bir türlü alamıyoruz elinden. Öyle mi? Nerede? Göster bakalım o şehidi. Asker dediğin böyle olur işte. Ölünce bile silahını bırakmaz. Tüfeğiyle birlikte gömün şehidi. Emredersiniz kumandanım. Kardeşim. Düşmanı yendik kardeşim. Rahat ol. Boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya. Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tahaşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. Dedirir, yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahpesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer. Kaynıyor kum gibi, tufan gibi, mahşer mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşısında. Avustralya ile beraber bakıyorsun. Kanada. Çehreler başka. Lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani taunada zuldür bu rezil istila. Ah, ah o 20. asır yok mu? O mahluku asil. Ne kadar gövdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına. Döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahpe, hakikat, yüzsüz. Sonra melundeki tahribe müvekkel esbab. Öyle müthiş ki eder her biri bir mülkü para. Öteden saikalar parçalıyor afakı. Beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin. Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım. Atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler. Ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir. Savrulur. Enkası beşer, kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak, boşanır sırtlara vadilere sağanak sağanak. Saçıyor zırha bürünmüş de ona merveller, yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere, sürü halinde gezerken sayısız tayyare. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler. Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler.
Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından. Alınır kal'a mı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram? Çünkü tesisi ilahi o metin istihkam. Sarılır, indirilir mevki müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez suni beşer. Bu göğüslerse, bu göğüslerse hüdanın ebedi serhaddi. O benim suni bediim, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şüheda gövdesi baksana, dağlar taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulmuş tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecda dinerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki, ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın. Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümercettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiyat. Bu taşındır diyerek, bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına. Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına. Sonra gök kubbeyi alsam da rida namiyle, kanayan lahdine çeksem bütün ecramiyle. Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan. Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına uzanırken, gece mehtabı getirsem yanına. Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzün fecriyle avizeni lebriz etsem. Tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. Sen ki son ehli salibin kırarak savletini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i kılıç arslan gibi icdaline ettin hayra. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın, sen ki asara gömülsen taşacaksın. Heyhat! Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit olu şehit, isteme benden makber. Sana avuşunu açmış duruyor peygamber. Sana avuşunu açmış duruyor peygamber.